Bora selam. Nasılsın? Yani rahatsız etmeyin diye aramadım. Çok iyiyim. Benim için yaptıklarına teşekkür ederim. Bir şey yapmadım ki. Öyle değil, sen de biliyorsun. Senden son bir şey isteyeceğim. Tabii, elimden ne gelirse. Çok acayip şeyler oldu, gelince anlatacağım. Otelin planlarına bakarken gördüğüm bahçeli evler var ya... ben bir süre daha buralarda olacağım. Misafirimle birlikte bu akşam onlardan birinde kalabilir miyiz? Tabii, tabii. Ne kadar isterseniz. Birini yollayayım. Nerede olduğunuzu söyle. Yok, o kadar zahmet etme. Yok canım, sen nerede olduğunu söyle. Ha tamam, biliyorum orayı. Tamam, anladım. Bir araba yollayacağım şimdi. Evi de hazırlatıyorum. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ver soyuyorum. Hadi kalkalım artık. Annem hediye alırsa oradan da pizzacıya getiririz. Ben biliyorum ne alacağım ya. Sen merak etme, bende o. Ne? Görürsün. Gıcık. Biz kalkıyoruz. Dur, bir küçük portakalla. Dur, nereye? Beraber gideriz. Bizim bahçeler duruyor mu hala karşıdaki? Duruyor. Abine söylesen mi artık annemin doğum günü olduğunu? Unutmaz, imkanı yok. Ya adamın şaftı kaydı, unutur unutur. Ah sen onlara var ya, gel de takvim yapraklarına sor. O ne demek? Destan gibi bir şey. Sonra anlatırım abime. İyi hatırlat ama. Tamam. Uzay, al şunu. Bugün kötü kötü. Ben geldim bayanım. Hazır olduğunuzda dışarıda bekliyorum. Tamam. Hayırdır? Ben otele gideyim diyorum artık. Aa. Tamam. Eğer istersen... Efendim? Yani... bu akşam benimle kalırsan çok mutlu olurum. Olur, kalayım. Ben otel ayarladım ama sana. Nasıl? Gelmek bu sahildeki büyük otel var ya. Fransız zanik. Heh. Erkut'la konuştum ben, bekliyor. Tamam, Aslı ile Maya'yı al götür ver oraya. Ben götürürüm abi. Gelebek. Tamam, ben götürürüm. Ha. Tamam, sen götür kardeşim. Ama benim öbür otelde eşyalarım var. Tamam canım, ben hallederim onu, aldırırım. Tamam, şimdi konuştum sabah. Olmaz, ayıp olur. Ama şimdi onlar da ayıp olacak. Yok ya, ayıp olmaz. Hem öbür otelde daha rahat ederiz. Yani edilir bence. Peki, madem öyle istiyorsun. O zaman ben haber vereyim. Tamam, ben hallederim. Arabayı çalıştır. Bekle, geliyorum ben. Misafirimi alacağım ben. Alacaksın, alacaksın. Misafiri nasıl alacaksın? Yürü git. Tatsızlık çıkmasın insanların içinde. Bekle. Ben ne dedim? Bak, ayarlamış bile kalacağı yeri. Ya abim, Yıldız ablanın hiç mahcup duruma düşmesini şey yapar mı? Ya istemez de işte, annem deyince düşmüş. Evet, hadi bakalım. Lazım olursa arayıversin beni, olur mu? Tamam. Konuşuruz Maya. Konuşuruz. Azıcık baş başa kalıverin siz. Hadi ya. Sen nereye abi? Ben de bir Yıldız ablana bakacağım. Nereye? Duydun mu? Bak, Yıldız'a bakayım dedim.
Unutmuşmuş. Hani planları yoktu annemlerin? Annem bir şey demedi bana. Haberi yok demek ki. O zaman sürpriz yapacak herhalde Farihan Hanım. O zaman ben bizim planı iptal edeyim de onlar baş başa kutlasınlar. Bence de. Hadi gel. Oh. Oh, oh, oh. Süper. Ha? Sen bugün burada mı kalacaksınız? Kalman çok güzel. Aylarca konuşsak, gecelerce, anca. Hadi ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tatlı çocuk Ateş. Evet. Onun kardeşi de kelebekle şey. Onlar da çok tatlı. Sabah uyandığım güne bak. Bir de şimdi nerede kimleyim? Gelsene. İyice araştırdın mı Bora Gence'yi? Enteresan bir adam. Üzerine bir lira yok. Bir metrekare toprağı, malı, mülkü hiçbir şey yok. Neden sence? Vallahi batmak üzere desem değil. İflas falan hiç değil. Üstelik bunların hepsi iki ay içerisinde olmuş. Bir anda bütün hesaplar Lale Armağan'ın üzerine. Peki ne olmuş olabilir sence? Tek bir ihtimal geliyor aklıma. Başına büyük bir iş gelmek üzere ki kaçırmış bütün paraları. Onun başına büyük bir olay gelme ihtimali olsa bunu sen bilirdin değil mi? Araştırdım. Türkiye'de herhangi bir davası, kaçağı, göçeği yok. Temiz. O zaman Amerika'da onu kaçırtan bir şey var. Kuvvetli ihtimal. Üstelik bu öyle bir şey ki buraya gelme sebebi öyle aile sevgisi, yani sevgisi falan değil. Acaba Amerika'dan onu buraya getiren şey ne? O kadarını bilemeyeceğim. Bileceksin Ercan Bey, bileceksin. Bileceksin ki Bora Gence'nin servetinin %1'ine sahip olasın. 2 milyon dolar. Şaka yapmıyorsunuz. Sen beni daha önce şaka yaparken gördün mü? İyi de bütün serveti Lale Armağan'ın üzerine. Siz nasıl konuşacaksınız para? Bora Lale'nin güvenilir bir insan olmadığını anlayacak. Sonra gelip... Nasıl yani? Tüm servetini tabii ki en yakını olan kişinin üzerine yaparak. Kardeşinin. Söyle bakayım, sen 2 Nisan'da müsait misin? Şimdiden bilemem. Neden ki? Ya sen de onu bilemem, bunu bilemem Ercan Bey. Yaz ajandana. 2 Nisan'da Evren Ergüven'in nikah törenine davetliyim. Evleniyor musunuz? Evlenelim artık be. Evlenelim ki paranın yarısı benim olsun. Değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.